Akdeniz Belediye Başkanı Muhammed Mustafa Gültak göreve geldiği 15 aylık süreci değerlendirdi. Başkan Gültak görev süresince gerçekleştirdiği ve proje aşamasındaki çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olacaktır ve hepimiz onun var olması için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde muasır medeniyetlere gitmesi için şehit de olacağız, gazi de olacağız. Gerekirse ailemizi, işimizi, aşımızı bırakacağız ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olacak ve bu bölgenin en büyük devleti, en büyük milleti olacak. Bu sevda ve ülküyle biz de Akdeniz'de yolumuza devam edeceğiz. Bilgilendirme toplantısına hepiniz hoş geldiniz. 6 ay geçtiğinde bir bilgilendirme toplantısı yapmıştık. Şimdi yaklaşık 15 ay geçti. Aslında biz 12 aydan sonra yapmayı planlıyorduk ama malumunuz tüm dünyayı sarsan ve etkileyen COVID-19 nedeniyle biz de bazı çalışmalarımızı, size açıklamalarımızı sarkıttık. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında ilk kazma vurulan ve 140 dönümlük arazi üzerinde 41 milyon lira maliyetle inşa edilen Millet Bahçesi projesinde sona yaklaşıldığını belirten Başkan Gültak, 29 Ekim'de açılış yapmayı planladıklarını söyledi. Bu 140 dönüm bahçenin yaklaşık 110 dönümü Akdeniz ilçe sınırları içindedir. Bununla ilgili en az 4 kere TOKİ Başkanı Ömer Bey'le yüzler kere de alttaki bürokratlarla konuştuk. Ayrıca üniversitemizdeki hocalarımızla görüştük. Niye görüştük? Buradaki floranın neye uygun olması gerektiğini sorduk. Dolayısıyla hem üniversitemiz hem TOKİ çalışmalarıyla birlikte Ankara'ya gide gele gide gele su yolu yaptık Ankara'yı. Ayrıca bir şey daha hatırlatmak istiyorum. 31 Mart seçimlerinden sonra bazı Millet Bahçesi projeleri iptal edilmişti tasarruf nedeniyle. Sadece ve sadece bunlardan bir tanesi yeniden ihaleye çıktı. O da Mersin'deki. Burada da bizim devreye girdiğimiz Sayın Mersin'in abisi Lütfü Elvan'ın devreye girdiğini, milletvekillerimizin devreye girdiğini ve Sayın Murat Kurum'un devreye girerek Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla Millet Bahçesi projesi yeniden Mersin'de start almış oldu. TOKİ tarafından Çay Mahallesi'nde yapımına başlanan yerinde kentsel dönüşüm projesiyle Ataş yerleşkesi içinde ilk etapta 20 blok halinde 416 konut, ikinci etapla birlikte toplam 684 daire yapılacağını kaydeden Başkan Gültak, ilçeye bağlı Bahçe ve Barış mahallelerinde başlatılacak kentsel dönüşüm projesi için vatandaşlarımızın borçlanma oranını düşürmeye yönelik konutlar 60 metrekare olacak şekilde fizibilite çalışmalarımız devam etmektedir. Projeden bu kez çok umutlu olduğumuzu ifade etmek isterim dedi. Vatandaştan alacağımız para azaldığı için bu sefer Bahçe Barış Mahallesi'ndeki insanlarımızla kısa vadede yakında geliyor bakanlık çalışıp anlaşacağımızı düşünüyoruz. Bunun da ödeneği hazır, yeri hazır, her şey hazır. Sadece vatandaşla 1-2 aylık bir görüşmemiz var. İşte Barış Bahçe Mahallesi'nde aklınıza getirirseniz şehrin merkezinde böyle güzel bir alanı yapmış olacağız. Turgut Reis, 25 Ocak 2020 mücadelemiz sonucunda riskli alanı ilan ettik. Resmi gazetede yayınlandı. Şu an Çevre Bakanlığı'nın uzmanları burada. Yaklaşık 2 haftadır Turgut Reis'te geziyorlar. Vatandaşla birebir görüşme yapıyorlar. Fizibilite çalışması yapıyorlar. Bunlar bittikten sonra bizi de çağıracaklar. Hep beraber bir karar verip Turgut Reis'e de hızlı bir şekilde Çevre Bakanlığımızın aracılığıyla gireceğiz. Şu köşesi Çetinkaya, onun yanında İmece Hastanesi gibi bazı yeni yapılanları dışarı çıkarttık. Şu bölge gördüğünüz gibi komple riskli alan. 60 yıllık, 70 yıllık, 80 yıllık evler. Allah korusun, deprem kuşağı değiliz ama bir sallansa hepsi yerle bir olacak. İnşallah burada şu an şu tarih itibariyle bakanlığımız çalışıyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri taşıyan 6 otobüsten birinin fren boşalması nedeniyle şarampole yuvarlanmasıyla yaşanan kazada 2 şoför, 4 asker şehit olurken yaralanan 27 asker hastanelere kaldırıldı. Şehitler memleketlerinde yapılan törenle toprağa verildi. MUT Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 15 asker tedavilerinin ardından taburcu edildi. Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerlerden birinin taburcu olduğu, diğerlerinin ise yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği kaydedildi. 5 askerin Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, 4 askerin ise Mersin Şehir Hastanesi'nde de tedavileri sürüyor. Taburcu olup evinde dinlenen Tarsuslu asker Veysel Tüysüz, kaza anını anlattı. Rampadan aşağı indik, şoför dedi ki fren boşaldı. Fren tutmaya çalıştı, fren tutmuyordu. El frenini çekti. Sonra el freni elinde kaldı. Sonra bize dedi ki arkaya geçebilen varsa arkaya geçsinler dedi. Kendine dedi tedbiri alsınlar. Biz kendi tedbirimizi aldık. Sonra şoför vites düşürmeye çalıştı. Vites kolu elinde kaldı. Sonra arabayı sağ taraf uçurumdu. Arabayı sağ tarafa çekti. Uçurma tam yaklaştık dedik. Ben dedi uçurma atmayacağım dedi. Kendi canımı sayacağım dedi. Askerlere dedi bir şey olmaz. İleride de arabayı yatıracağım dedi. Herkes tedbirini aldı mı dedi. Aldı dedi. Ondan sonra arabayı yatırdı. Sonra aradan birkaç dakika geçti. Sonra arabadan çıktık. Arkadaşlarımız vardı. Arkadaşlarımızı topraktan çıkardık. Arkadaşlarımız vardı. Onları çıkardık. Milli Eğitim Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi ve ana yüklenici Titan 2 IC İçtaş İnşaat arasında imzalanan protokolle Mersin'in Gülnar, Silifke, Erdemli, Toroslar, Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde belirlenen Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Elektrik ve Elektronik Teknolojileri, İnşaat Teknolojileri, Metal Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme bölümlerinin müfredatına nükleer enerjiye giriş dersi eklenecek. Söz konusu dersi alan öğrenciler mezun olduktan sonra teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutulacak. Eğitimi başarıyla tamamlayıp sertifika alan gençler, santralin inşaat ve montajında istihdam edilecek. Öğrenciler eğitimleri boyunca santral sahası, nükleer bilgilendirme ve eğitim merkezlerine ziyaretler gerçekleştirecek. Okulların ihtiyaç duyacağı bütün eğitim materyalleri Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi tarafından temin edilecek. Bugün bayram arafesinde hem bayramlaşma, hem sohbet, hem de kent gündemiyle, ülke gündemiyle ilgili sorularınızı almak için böyle bir sohbeti gerçekleştirdik. Öncelikle bu pandemi döneminde ülkemiz bazı sıkıntılar yaşadı. Durağan bir sürece girdik. Bu küresel bir pandemiydi, küresel bir durağanlıktı. Ülkemiz bunun altından kalkmasını bildi. Pandemi inşallah en kısa sürede atlatırız. Bu koronavirüs denen beladan da kurtuluruz. Sanayicilerimiz, yatırımcılarımız en kısa sürede toparlanır. Biz bu ana konteyner limanının 1/100 binlik planlarda Mersin'de yapılacağına ve işaretlenmiş bir konteyner limanı olduğunu biliyoruz. Bütün Mersin biliyor. Bunun burada yapılması gerekir. Fakat yapılan son plan değişikliklerinde o bölgenin endüstriyel alan olduğu belirtildi. Mevcut Toros gübrenin yanındaki alan, 500 dönümlük alan, bizim Mersin'in serbest bölge genişleme alanıydı bu alan. Ne yazık ki böyle bir şey duyuldu. Mersin'de de infiala neden oldu. Böyle bir tesisin, poliplan tesisinin oraya yapılması, endüstriyel bölgede yapılması Mersin'in kalbine saplanmış bir hançer olacaktır. Çünkü Mersin bir yerleşim alanıdır, bir konut alanıdır. Buraya yapılmasını istemiyoruz. Karşı değiliz. Diğer sanayi alanlarımıza yapılabilir. Veya en yakın bölgede Yumurtalık'ta endüstriyel serbest bölgemiz vardır. Oraya yapılabilir. Evet, Mersin gerçekten
dediğiniz gibi bir sahibi, bir polisi çok konuşmadı. Evet, yan yana geliyoruz. Özellikle MTSO, OSB, diğer STK'lar odalarımızla birçok kez yan yana geliyoruz. Bir uzlaşı var, bir gönüllülük esasına dayalı bir yan yana gelme var. Fakat bunu seslendirecek bir güçte değiliz. Ve hiçbir zaman da olmadı. Birçok kez geçmiş dönemlerde oldu. Fakat bu yakın dönemde biz istiyoruz Ankara'da bir sesimiz olsun, bir ofisimiz olsun. Orada hükümet nezdinde bizi temsil edecek, Mersin'i temsil edecek, Mersin'in projelerini temsil edecek bir ayağımız olsun. Her zaman istedik. Fakat bir türlü oluşturulamadı. Yan yana gelirken hepimiz yapalım, edelim diyoruz. Fakat pratiğe geçiremedik. Yerel yönetimlerle diyaloglarımız sürüyor. Gerek ilçe belediyeleri, gerek büyükşehir belediyemize. Çeşitli zamanlarda istişareler yapıyoruz. Biz bu kentte bir an önce kentsel dönüşümün başlamasını istiyoruz. Bir park yaratılmasını istiyoruz aslında. Gerekli çalışmalarını da Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan duyuyoruz. Yapacaklarını da duyuyoruz. Özellikle kent merkezinde balıkçı pazarı, kasaplar çarşısı, işte bit pazarı, bu kentlerin, bu kentin merkezinin sabaha kadar böyle ışıklar içerisinde canlı cıvır cıvır olmasını istiyoruz. Biz akşamüstü bu kentte saat 17'den sonra çok fazla hareketin olmadığını biliyoruz. Kentin batısına, kent merkezinin canlı kalmasını istiyoruz. Marina büyük, evet, Mersin'de büyük sorun. Girişi bir sorun. Marina'nın da bu kente, bu 2 milyonluk kente biraz kulaklarını açmalı, gözlerini açmalıdır diye düşünüyorum. Marina'da özellikle Marina girişini, düzenlenmesini kendileri yapmalıdır diye düşünüyorum. Yani bu tüp geçişle de olabilir, üst geçişle de olabilir. Çünkü orada yaya ulaşımını, sabah sporları ulaşımını, bisiklet ulaşımını gerçekten o kaldırımlarda, o park alanında ikiye bölüyor ve kesintiye uğratıyor. Buranın kesintisiz bir bisiklet yürüyüş yolu veya kesintisiz bir spor alanı olmasını istiyor. O bölgenin, giriş bölgesinin böyle olmasını istiyor. Ve Marina da yapmalı, katkı sunmalı yani. Mersin'in Erdemli ilçesinde sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen bir grup genç, piknik yapılan ormanlık alanları temizlemek ve temiz bir çevre için farkındalık oluşturmak için kampanya başlattı. Gençler çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için Kayacı bölgesinde ormanlık alanda çevre temizliği yaptı. Kalın kirli olduğunu belli olsun diye çekiyorsunuz. Biz daha önce böyle bir akımı sosyal medyada görmüştük. Fakat o akım biraz gündemde kaldı. Devamı gelmedi. Biz de bir grup gönüllü olarak toplandık. Amacımız öncelikle bu doğadan koparılmış olan alanı tekrar doğaya kazandırmak. Piknik yaptığımız alanları, gezdiğimiz doğayı temiz tutabilirsek bu alanlar bize kalacak. Bize kaldığı zaman daha uzun ömürlü olacak. Özellikle orman yangınları çok buralarda, bu bölgelerde, Ege bölgesinde. Bunların önüne geçebilmek, cam kırıkları, plastik şişeler, geri dönüşüme kazanabilecek her şey bizim için çok kıymetli. Böyle bir akım başlattık. İnşallah devamı gelecek. Bütün gençlere, bütün yetişkinlere, özellikle bu sıkıntılı süreçlerde evde sıkılan bütün çocuklarımızı sokakta beraber çöp toplamaya davet ediyoruz. Buradan tüm vatandaşlarımızdan da ricamız, lütfen elimizdeki kullandığımız çöplerimizi doğaya atmayalım. Teşekkür ediyorum. Gençler tarafından toplanan çöpler cam, plastik ve kağıt olarak geri dönüşüme gönderilecek.